İyi akşamlar kıymetli izleyicilerimiz. Türkiye'nin yükselen yıldızı Kanal 42 ekranlarına ve işte siz programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her daim olduğu gibi ilk temennimiz sağlık, sıhhat, izzet, afiyet, mutluluk ve huzur her daim sizlerle ve bizlerle olsun. Sizler orada güzel gözlerinizle ve güzel gönüllerinizle bizlerle birlikte olmaya hazırsanız efendim bizler de hazırız. Hepimizin bir yaşam öyküsü, başarı hikayesi vardır bu güzel dünyada. Hepimiz yaşarken başarmayı, başarılı olabilmeyi temenni eder ve o yolda, o yolculukta koşuştururuz. Başarı en büyük, en kıymetli değerlerimizden bir tanesidir. Hele de bu bizim evladımız içinse, bize emanet edilen o güzeller içinse, çocuklarımız içinse ayrı bir heyecan, ayrı bir katkı, ayrı bir değer, ayrı bir önem taşır efendim tüm aileler, tüm ebeveynler için. Şimdi bu akşam işte sizde o nedenle çok kıymetli bir konuğumuz var. Konuğumuz ve konuğumuzla birlikte efendim çok kıymetli bir konuğumuz var. Üniversite sınavlarımız tamamlandı. O koşuşturmalı, daha küçücük yaşta başlayan maratonumuz nihayet sağlıklı, sıhhatli. Kimileri için güzel bir sonuçla, kimileri için bir sonraki yıldaki güzel sonuca ertelenmek üzere sonuca ulaştırıldı. Şimdi tercih heyecanı, tercih zamanı tüm aileleri, kıymetli ebeveynleri, sizleri ve sevgili gençlerimizi sardı. Öncelikle bu başarı yolunda koşan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Ve bu nedenle de bu hafta çok kıymetli bir konuğumuzu sizlere ve bizlere kıymetli konusuyla birlikte konuk etmek istedik ve davet ettik. Bizi kırmadılar. Hemen size kendisiyle, hemen sizlerle birlikte kendisine merhaba demek istiyorum efendim. Kıymetli konuğum Konya Ticaret Odası, Karatay Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başkanı Profesör Doktor Sayın Murat Canıtes. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Mutlu ettiniz, onur verdiniz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Gördüğünüz gibi orada kıymetli ebeveynlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, biz de burada bugün başlayan tercihler nedeniyle hem çok heyecanlı, hem çok meraklı, hem bir taraftan da biraz da olsa daha önemsediğimiz bu konuyla hayatı ilgilendiren, yaşamı ilgilendiren bu konuyla ilgili tedbirli ve temkinliyiz. Sorduk, soruşturduk. Rica ettiler efendim bu güzel konularla, bu kıymetli konularla ilgili sorular olsun, cevaplar olsun dediler. Siz de bizim ricamızı kırmadınız. Her zaman için. Estağfurullah. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle ayaklarınızı sağlık dileriz. Bilmukabele sizlere de. Evet. Heyecan ve maratonun bu yılki 2021 bölümü tamamlandı ve bu bölümde de inşallah tercih bölümünde de en güzelleri, en kıymetlileri sevgili velilerimizi ve kıymetli öğrencilerimizi bulsun temennimiz. İnşallah. Bunun için de önerilerimiz var, önerilerimiz olacak. Önerilerimizle birlikte sizin uzmanlık alanınız olan bilgi ve bilgilendirme kısmımız olacak. Şimdi Konya Ticaret Odası, Karatay Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültemiz ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümümüzün evet. kıymetli başkanısınız. Teşekkür ediyorum. Ben ilk soruyu hem bir ebeveyn olarak sormak istiyorum. Tabii. Hem de bir ebeveynin dışında ola ki sevgili öğrencilerimiz bu konuda ayrıntılı bilgiye sahip olmayabilirler. Belki heyecanlarına yenilip bazı ayrıntıları kaçırmış olabilirler. Bu nedenle en basit sorudan başlamak istiyorum efendim. Bölümümüz Uluslararası Ticaret ve Lojistik nedir? Efendim uygulama alanları nelerdir? İlk sorum bu. Evet. Şimdi öncelikle bizim Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü genellikle İktisadi İdamlar Fakültesi'nin altında. Bazı üniversitelerde genel olarak söylüyorum. Bazı üniversitelerde Uygulamalı Bilimler Fakültesi türünde farklı isimlerle fakülteler var. Onların altında aslında klasiğin ötesinde konvansiyonel olmayan bir bölüm. Çünkü eskiden işte bizim talebelik yıllarımızda, üniversitede talebelik yaptığımız dönemlerde işte klasik işletme, iktisat, kamu yönetimi, maliye gibi bölümler vardı. Özellikle 2000'li yıllardan itibaren, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans gibi isimlerle bu bölümlerin hızla kurulduğunu görürüz Türkiye'de. Tabii acıdır, bizde çok geç kalındı bu. Türkiye dışında, dış alemde, uluslararası alanda, üniversitelerde, özellikle batı dünyasındaki üniversitelerde, Güney Kore'de, Uzak Doğu'da, Çin'de
üniversitelerde uluslararası ticaret bölümlerinin kuruluşu daha eski. Evet. Bizde 2000'li yıllardan sonra başladı bu. Hatta benim Amerika Birleşik Devletleri'ndeki öğretim gördüğüm dönemde de uluslararası ticaret gümrük yönetimi olarak biz bu bölümü gördük. Benim talebelik yıllarımda yurt dışında. Tabii Türkiye'ye geldiğimizde bu bölümler yoktu. Evet. Bilinmiyordu da. Daha sonra özellikle Türkiye 1980 öncesinde ithalata dayalı büyüme stratejisi dediğimiz bir strateji uyguluyordu. İşte malum 24 Ocak kararlarıyla artık ithalata dayalı ikame ekonomisinin yerine ihracata dayalı büyüme stratejisi benimsendi. Ve tabii bunların hayata geçmesi 1983'ten sonra işte rahmetli Özal hükümetiyle hızla hayata geçirilmeye çalışıldı. Fakat orada o dönemde de ekonomik anlamda söylüyorum. Hangi işletmelerin destekleneceği, ne tür bir ihracatın teşvik ve geliştirilmesinde, ne tür enstrümanların kullanılacağı, nasıl yapılanacağı bir muammaydı. Çünkü devlet de bilmiyordu, bürokrasi de bilmiyordu, bizim işletmeler de bilmiyordu, öğretim sistemimiz de bilmiyordu. Bunlar tabii işin ekonomik boyutu. Yıllar boyunca elde edilen tecrübeler, bazen deneme yanılma yöntemleriyle, işte bazen işte Batı dünyasından farklı ekonomilerden kes kopyala yapıştır ya da işte biz akademisyenlere tabiriyle benchmarking yöntemiyle, işte bunlar işte belli bir süre bir tecrübe kazanıldı. Fakat iş öğretim noktasına, yüksek öğretim noktasına geldiğinde uluslararası ticaret, dış ticaret, lojistik hususunda hareketin 2000'li yıllardan sonra başladığını görürüz. Bizde nasip oldu Allah'a çok şükür. Yani ben yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde öğrenim hayatıma devam ederken zaten Türkiye'de bu bölümler yoktu. Evet. Uluslararası ticaret, lojistik bu konular falan yoktu yüksek öğretim olarak. Ben de işin açıkçası olmadığı için, çünkü devlet bizi göndermişti Amerika Birleşik Devletleri'ne. Ya Türkiye'de olmayan bir konuları, bir konuyu çalışalım, o konuda yoğunlaşalım istedim. Ve bizim de işin açıkçası bu konuya, uluslararası ticaret lojistik hususuna girmemiz Amerika'daki öğrenim hayatım sırasında tecrübe ettim. Hatta işte staj, practical training dedikleri bir staj imkanları var. Onu da Amerika'da Newport'ta bir gümrük müşavirli, customs broker dedikleri, Türkçe karşılığı, Türkiye'deki karşılığı gümrük müşavirliği olan bir böyle firmada da bir staj yaptım. Evet. O staj sırasında zaten Türkiye'de bu bölümlerin olması gerektiğini ben talebelik yıllarımda biz bunu idrak ettik. Sonra tabii yüksek öğretim kurumları da, üniversiteleri de buna 2000'li yıllardan itibaren hızla aksiyon aldı. Hayata geçirmeye başladılar. İhtiyaç hissedilince. Evet. Çünkü yani ihracatı sürdürebilmeniz için ve bilinçli yapabilmeniz için eğitimle, öğretimle bunu desteklemek zorundasınız. Evet. Ve bu bölümlerde, üniversitelerde kurulmaya başlandı. Tabii ben Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi'nin 2010 yılında öğrenim hayatına başladığında 2009 yılında kuruldu ve ilk talebemizi biz 2010 yılında aldık. İktisadi İdareler Fakültesi içerisinde biz ilk önce işletme bölümü ve işletme bölümüyle beraber de uluslararası ticaret, o zaman adı sadece uluslararası ticaretti. Uluslararası ticaret adıyla biz bu bölümü Allah nasip etti. Diğer hocalarımızın da desteğiyle, Konya Ticaret Odamızın da zaten vermiş olduğu temel destekle biz bu bölümü Konya'ya kazandırdık. Hatta Konya'da uluslararası ticaret konusunda açılan ilk bölümdür. Kurmak da bize nasip oldu elhamdülillah. Sonra tabii gelişen süreç içerisinde lojistik konularını da ekledik. Yine uluslararası ticarete dönük olarak lojistik konularını da ekledik. Ve 2010'dan Türkçe olarak başladı. 2010'dan bugüne kadar çok ciddi yükselen bir grafikte bölümümüzü yüksek performansla devam ettirmekteyiz. Bu yılda ilk talebemizi alacağız Allah nasip ederse. İngilizce, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünü İngilizce programında, bölümünde açtık. 20 tane öğrenci bu yıl İngilizce programına alacağız. Uluslararası Ticaret ve Lojistik İngilizce programına. Toplamda 40 öğrencimiz de yine Türkçe Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümüne Allah nasip ederse işte velilerin de öğrencilerimizin de muhabbetiyle, takdiriyle onları üniversitemizin bünyesine dahil edeceğiz talebelerimizi. Şöyle, tabii biz öncelikle bu bölümün, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünü öncelikle ülkemize,
Sonra özelde Konya'ya yüksek hizmet verip ihracatın performansının artırılması, daha doğrusu uluslararası ticaretle ilgili tüm gerek aktif konularda olsun gerek pasif konularda olsun tüm işlemlerin bilinçli yapılmasını, en az maliyetle, en az fedakarlıkla en yüksek faydanın hem Konya'mıza hem ülkemize kazandırılması noktasında öncelikle hareket ediyoruz. Tabii bunu uygulayabilmeniz için çok iyi yetişmiş insan gücüne ihtiyacınız var. İnsan kaynağı, işte, temel ihtiyaç. Tabii aynen. İnsan gücünün de yetiştirileceği en elzem, birincil kurumlar, birimler üniversiteler. Üniversiteler. Biz tabii akademisyen yapımızı da üniversitemizde, özellikle benim bölümde, akademisyen yapımızda tamamen uygulama temelli. Hı hı. Yine mümkünse uygulamadan gelen öğretim elemanları arkadaşlarımızın vasıtasıyla her geçen gün, her geçen dönemde, her geçen yılda daha da talep edilir şekilde performansı yüksek bir durumda bölümü yürütmekteyiz. Allah'a hamdolsun. Hamdolsun. Bu dediğiniz gibi hem öncelikle şehrimiz için, şehrimizden hemen sonra kıymetli vatanımız, cennet vatanımız, evet, Türkiye'miz için gerçekten hem gecikmiş ama gecikmesiyle birlikte Karatay Üniversitesi'nin tüm bölümlerinde olduğu gibi başlar başlamaz çok hızlı ve çok güçlü başarılara ulaşmış ve bu başarılarla hem şehrimizin hem de şehrimizin adına, ülkemizin adına onur duyduğumuz kıymetli değerlerden. Evet, evet, birçok şeyi yapabiliriz insan olarak, birçok şeyi başarabiliriz. Birçok şeyi yaparken de mümkün mertebe neyi tercih ederiz efendim? Uzmandan, eğitimcisinden, alanından yardım almayı, oradan direktif almayı, eğitimi tercih ederiz. Bunun için bile artık çok hızlı bir şekilde hazırlanılan, çok hızlı bir şekilde koşturulan bir maraton vardır. Doğrudur. Bunu tamamlarız ve ne zaman, nereye geliriz? Artık asıl dönüm noktasına, hayati karara, üniversiteye geliriz. Şimdi heyecanla bekleyen, evet, sevgili öğrencilerimizin bu maratona başlarken hem ebeveynlerinin, ailelerinin hem de kendilerinin en çok arzu ettikleri, haklı olarak olmasını istedikleri, temenni ettikleri, o ilk adımdan bugüne kadar tercih alanına geldikleri zamana kadar en çok istedikleri şey, efendim, mezunlarımız mezun olduklarında istihdam imkanları ve alanlarını. Bunu şimdi sorarlar, bize bu soruyu sormak tabii, istedik. Şimdi o mezun noktasından önce şunu izah etmek lazım. Şimdi malum iş tercihi, meslek tercihi inanın eş tercihi gibidir. Evet. Yani nasıl evlilik hayatının sürdürülebilmesi için mutlaka sevginin ve saygının, evet, olmazsa olmaz bir faktör sevgi ve saygı. Mutlu olmak gerekiyor. Tabii, aynen. Şimdi iş hayatında da kariyer hayatınızda da tercihlerin mümkün mertebe öğrencinin kendi istediği, daha bakın daha tercih noktası, mezun noktasına daha gelmedim. Gelmez. Daha tercih noktasında. Ya bana şimdi öğrenci velileri geliyor. Bugün de geldi birkaç öğrenci veli işte evlatlarıyla beraber. İşte hocam şunu mu tercih edelim, burayı mı tercih edelim şeklinde. Şimdi ben dönüp hiç tabii aile soruyor, annesi babası ebeveynleri soruyor. Ben direkt evladımıza soruyorum. İşte oğlum kızım senin gönlünde yatan aslan nedir? Sen ne istiyorsun? Yani şimdi bakın benim hatırladığım ya da bildiğim onlarca örnek var. Belki sizler medyanın içerisinde olduğunuz için daha fazla örneklere sahipsiniz. Yani nedir? İşte zamanında tercihini örnek veriyorum. Tıp fakültesinden yapmış başarılı bir talebe. Ama bakıyorsunuz bugün bir ses sanatçısı. Evet. Değil mi? Ses sanatçısı. Yani hem tıp fakültesini bitirmiş doktor hem de ses sanatçısı. Evet. Çünkü onun gönlünde bir yeteneği var, imkanı var. Bir hayali yatan, vardı. Tabii gönlünde yatan aslan da belki müzik yapmak. Evet. Ama ailenin yönlendirmesiyle, yönlendirmesiyle tıp fakültesine gitmiş. Örnek veriyorum. Yani şimdi tamam belli fakülteler ailelerin özellikle büyüklerin yönlendirmesi noktasında hani oğlum kızım doktor ol da ihtiyarlarca bize bakarsın ya da işte atanma imkanı son derece yüksek hani iş güç derdine düşmezsin gibi. Hani böyle birkaç alanımız var. Hep oraya doğru, evet, kanalize ediyoruz çocukları daha doğduğundan itibaren. Evet, yönlendiriyoruz çocukları. Evet. Halbuki çocuklara çoğu anne baba sormuyor. Ya kızım, oğlum, evladım sen ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Sen amacını kendin mi tanımla? Evet. Ben onu soruyorum gelenlere. Hı. Yani şimdi senin gönlünde ne var? Şimdi çok enteresan. Yani mesela bugün bir öğrenci geldi. Ya hocam dedi, yani annemin isteği dedi... benim dedi hukuk fakültesine falan gitmemdi ama dedi işte hukuk
biraz dedi tereddütlü gelecek dedi. İşte ilk 100.000'di ama biraz tereddütlü gelecek dedi hukuk fakültesi. Ondan sonra şimdi annemin dedi işte tercihini dedi öne alıp dedi hukuk fakültelerimi yukarı koysam. Ondan sonra sizin dedi uluslararası ticaret lojistik bölümünü aşağı mı koysam. Yani işin açığı sizinle tanışmaya geldim dedi. Dedim yani evladım dedim yani şu anda rahat ol biz bizeyiz. Evet. Sen dedim hakikaten ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Önce onu söyle. Olduğunda ne mutlu edecek evet, seni? Aynen. Vallahi hocam dedi ben dedi ta ortaokul yıllarımdan beri çalışırım dedi. İşte marketlerde, süpermarketlerde çalışırım, orada çalışırım, burada çalışırım. Ben iş hayatımı çok seviyorum dedi. Çok seviyorum. O hareketi çok seviyor. Tamam, ben iş hayatımı çok seviyorum dedi. Yani çocuğun belki puanı hukuk fakültesinde gelebilir. Evet. Dedim ki bak o zaman delikanlı sen şöyle yapacaksın. Tabii anneni de üzme. Annene de bilgi ver. Uygun bir şekilde izah et annene. O zaman yani hukuk fakültesi gelirse gelme ihtimali var. Yani şimdi annem mutlu olacak. Sen mutlu olacak sen mısın? Sen mutlu olacak evet. mısın? İşte hocam ben işte yani hukukta bilemiyorum dedi. Yani. Oysa başarı eşittir mutluluk. Hem. Mutluluk eşittir başarı. Aynen. Şimdi o zaman dedim annene de güzelce izah et. Sen dedim bizim uluslararası ticaret İngilizce bölümünü başar. Onun altına da uluslararası ticaret lojistik Türkçe bölümünü koy. Annene de güzelce dedim izah et. Onun da dedim icazetini al gönlünü yap. Ondan sonra gel. Fakat dedim yani eğer aktif pazarlama, ihracat pazarlaması, uluslararası ticaretin aktif bölümlerinde de fonksiyonlarında görev alacaksan dil problemini de çözmen lazım. Bizde hazırlık var, iyi bir hazırlığımız var. Hazırlığı mutlaka oku. Zaten İngilizce uluslararası ticareti kazanırsan mecbur hazırlığın mutlaka olacak. Okuyacağım. Ve dersler zaten %100 oranında İngilizce olacak. Evet. Türkçeyi de kazanırsan dedim yani yine hazırlık Türkçe'de ihtiyari, zorunlu değil bizde. Onda da dedim mutlaka yine hazırlığı oku. Çünkü aktif hakikaten böyle yüksek koordinasyon yetenekleri olan bir gencimiz. Sen dedim mutlaka hazırlığı her şekilde oku. İster Türkçesini kazan, ister İngilizcesini hiç fark etmez. Hazırlığı dedim mutlaka oku. Ve burada biz Allah'ın izniyle zaten öğrenciler bizim, daha doğrusu talebelerimiz de biz yani tabii öncelikle talebe gözüyle bakıyoruz ama evlatlarımız evlat, gibi. Evlat, emanet. Aynen, evlatlarımız gibi, kendi öyle. Bir yeğenimiz gibi, evladımız gibi. Bunları biz 4 yıl boyunca, 5 yıl boyunca gözetiyoruz. Stajlarında yerlerini buluyoruz, yardımcı oluyoruz. Hatta mezun oluyorlar, istihdamlarında, iş bulmalarında da aktif rol oynuyoruz, yönlendiriyoruz, firmalara referans oluyoruz. Ve çünkü bunların elinin ekmek tutması bir de işin açıkçası. Şimdi Sebile Hanım, ben normalde İktisadi İdareler Fakültesi'ndeki bölümler, konvansiyonel bölümler ya da diğer bölümler, hatta bizim bölüm dahil, normalde yani verilen diplomada, diyelim ki mühendislik fakültesini bitirdiniz evet. de, size verilen diploma bir meslek kazandırır. Bakın bir meslek kazandırır. Yani örnek veriyorum makine mühendisliğini bitirdiniz. Diplomanız her halükarda diploma olarak da bir kıymettir. Çünkü bir projeye onay vereceğinizde ya da inşaat mühendisliğini bitirdiğinizde, ziraat mühendisliğini bitirdiğinizde elinizdeki diplomadan dolayı ilgili mühendislik odasının size vermiş olduğu bir kayıt numarası var, bir mühür var. Siz onunla projelere onay verebiliyorsunuz. Aynen, evet. Yani sonuçta birçok fakülte size bir ya da işte hukuk fakültesi bitirdiğinizde işte gerekli şartları gene tamamlamak kaydıyla avukat mesleğine sahip olabiliyorsunuz. Ya da imtihanlarda başarılı olursanız hakim savcı oluyorsunuz vesaire. Şimdi bizim İktisadi İdareler Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi gibi Türkiye çapı için söylüyorum. Bu fakültelerde mezun olan işte maliyeydi, iktisatlı, işletmeydi, uluslararası ilişkilerdi, uluslararası ticaret, işte finans vesaire. Bunların hiçbiri aslında size kağıt anlamında yani formel anlamda bir meslek vermiyor. Evet. Size bir meslek kazandırmanın formasyonunu veriyor. Veriyor. Ha, ama bizim yani özelde bizim Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi İktisadi İdareler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü olarak biz daha talebemize öğrenim hayatı sırasında meslek kazandırıyoruz. Evet. Ya tamam verdiğimiz diploma gene diğer üniversitelerin İBF programlarının bölümlerini diploması niteliğinde ama iş yapma, imkan, yeteneğe kavrama, sonuçlandırma noktasında bizim gençlerimiz daha 3. sınıfta, 4. sınıftayken bu mesleği icra eder hale geliyor. Evet. Yani farkımız bu. Farkımız bu. Evet. Farkımız bu.
Şimdi mezuniyet bölümüne geldiğinde de mezuniyetten sonraki sürece geldiğinizde de şimdi orada şöyle durum ayrılıyor. Şimdi uluslararası ticareti ihracat ve ithalat açısından ele alırsak gerek ithalat tabii işletmelerin tedarik fonksiyonu ile ilişkilidir. Yani ithalat dediğinizde işletmelerin tedarik fonksiyonu akla gelir. İhracat dediğinizde de işletmelerin uluslararası pazarlama fonksiyonu daha doğrusu öncelikle gündeme gelir. Şimdi biz mezun talebemizin daha doğrusu daha mezun olmadan önce, çünkü bizde ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçtiği yaz öğrencinin ve üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçtiği yaz zorunlu stajları var. Geçip evet. Pandemiden dolayı staj ya da ödev ihtiyari hale getirdik, seçmeli hale getirdik. Çünkü pandeminin şartları biliyorsunuz. Maalesef. Şimdi biz gencimize diyoruz stajda, yani dili geliştirdin mi? Ne durumda? Dil seviyen ne durumda? Şimdi gerçekten bazı öğrencilerimiz var, dil yetenekleri çok yüksek. Çok yüksek. Evet. Ya biz de hazırlığı okumuş ya da okumamış. Fakat şimdiki artık Z kuşağı mı deniyor bu kuşağı? Evet. Şimdi bu Z kuşağının çok değişik şeyleri var, huyları var. Huyları var, evet. Yani mesela benim oğlum da 18 yaşında İngilizcenin birkaç aksanını native speaker, yani doğal o dili konuşuyormuş gibi konuşuyor. Ne güzel. Şimdi oğlum bunları nereden nasıl öğreniyorsun? Çünkü 6 yaşından beri internet ortamında oyun oynuyor. İşte İngiltere'den o oyuna biri katılıyor. Amerika'dan biri katılıyor. İşte Kazakistan'dan biri katılıyor. Brezilya'dan biri katılıyor. Ve hakikaten İngiliz aksanıyla da İngilizcesini konuşuyor. Amerikan aksanıyla da konuşuyor. Hatta Afrikan İngilizlerine İngilizceyi de konuşuyor. Evet. Şimdi ve ben oğlumu yurt dışına falan dil kursuna falan göndermiş de değilim. Değil. Şimdi evet. Bu Z kuşağının böyle avantajları var. Şimdi o dil yatkını olan ya da dile merak sarmış olan gençleri ben özellikle staj dönemlerinde Konya'mızda genelde Konya Ticaret Odası'nda desteğiyle işletmelerle ihracat yapan ya da uluslararası ticareti ithalatı da olan firmaların işte dış ticaret bölümlerinde staj olarak istihdamını yerini ayarlıyoruz. Orada işte stajlarını yapıyor. İki dönem, yani dediğim gibi ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçtiği yaz ve üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçtiği yaz. Daha sonra mezuniyet aşamasına geldiklerinde ve mezun olduklarında zaten emin olun %50'si istihdam olacağı yeri kestiriyor. Evet, hazır durumda. Hazır durumda. Hatta ben daha iddialı bir şey söyleyeyim. Bazı öğrencilerimiz staja gönderdiklerimde patronlardan telefon geliyor bana. Evet. Diyor ki hocam vallahi biz işte bu talebeyi hakikaten beğendik. Ha benim de özellikle staj için yerleştirdiğim yerlerde patronlara diyorum ki yani sanayicimize, tüccarımıza. Abi bak diyorum, şimdi sana işte Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma neyse staja gönderdim. Bak bunları gözlemle staj boyunca, eğer kafan yatıyorsa devşir. Yani al. Talebeliği, evet. Talebeliği bitmesi mesele değil. Yani benim inanın ciddi sayıda son sınıfa geçip de işe başlamış olan öğrencilerim var. Geliyor tabii, diyor ki hocam işte benim devam durumum var. Şimdi tabii yayındayız da gerçi. Evet. Devam konusunda da sağ olsun hocalara rica ediyorum, idare ediyorlar. İşte biraz sanayici abimiz fedakarlıkta bulunuyor. İşte o mesaiden, mesaiden deyip inanın ciddi sayıda talebemiz daha dördüncü sınıfa geçtiğinde iş buluyor. Bu büyük bir müjde bu. Aynen. Çok büyük bir müjde. Mezuniyete binaende şimdi tabii bunlar dil problemini çözmüş olan gençler. Evet. Şimdi hepsi bu imkan ve yetenekte değil. Değiller. Yani ya da yetenekte değil de bu imkan ve ilgide değiller. Değil. Öyle evet. Söyleyeyim. İlgide değiller. Onlar da tabii son sınıf oldu mu ya da mezun oldu mu şimdi anne baba da evlatlarımızın gözüne bakıyor. Tabii. Tabii şimdi ilkokulundan itibaren, doğumundan itibaren emek geçmiş. İşte liseyi bitirmiş, üniversiteyi bitirmiş. Hadi oğlum kızım artık elin ekmek tutsun. Değil mi? Hadi yani artık ister istemez, kanıtlandığında hadi uç diyor yani tabiri evet. caizse. Her şeyden önce kendi ayakları üzerinde durmaya başlamışsın şimdi, artık. Yaşamını idame etmelisin. Kesinlikle. Tabii anne babanın beklentisi var. Şimdi gencimizin de beklentisi var. Yani şimdi 22-23 yaşına gelmiş. Anneden babadan para isteme, harçlık isteme artık hani o çağa da geçme noktasında. Evet. Öyle olunca geliyor şimdi bana. Ya hocam diyorum.
Yani ben diyor dil olayını vallahi ilgi de göstermedim. Biraz da şimdi işin açıkçası bakın öğrenmek talebenin zaten biliyorsunuz şimdi biz öğrenci deniyor değil mi? Yani her bir öğrenci deniyor. Ama eski adı talebe. Talebeden. İsteyen. Ya bakın, aynen. Ben mesela bayramdan önce şu Kurban Bayramı'ndan önce Özbekistan'daydım bir iş için. 3 gündüne Özbekistan'a gittim. Mesela orada öğrenci değil talebe deniyor. Hala talebe. Evet orada Özbekistan Öztürkçe talebe devam ediyor. Aynen talebe devam ediyor. Efendim Azerbaycan'da talebe deniyor. Şimdi talebe nedir desem size? Talebeden. İsteyen. Talebeden. Bravo. Evet. Şimdi bakın ama talep etmesi için de ihtiyaç hissetmesi gerekiyor. Evet. İhtiyaç hissetmesi gerekiyor. Şimdi tabii çocuğun yani tabii çocuk diyeyim demeyelim bunlar hepsi delikanlı. Artık delikanlı. Delikanlı. Genç kızlar. Tabii aynen. Şimdi bunlar 18, 19, 20, 21 o yaşa kadar ihtiyaç hissetmiyorlar. Evet. İhtiyaç hissetmiyorlar. Belki farklılıklar vardır ama genel kabul böyle. Genel kabul böyle. Ha ihtiyaç hissedenler de bakın o da benim gözlemlerimdir. Enteresan. Mesela durumu rahat olan ailelerde talebelerimiz hakikaten o derin talep olayı mezuniyete kadar olmuyor. Olmuyor, çünkü öyle. Niye? Anneden babadan ailenin rahatlığı var. Evet. Ama hakikaten böyle diş tırnak hani hem kendi çalışan hem kendi kazanan hem okuyan talebelerimiz de var bunlar. Onlar bir de işin açıkçası talebelik yıllarında işte tezgahtarlık yapıyorlar, süpermarketlerde çalışıyorlar ya da çeşitli işlerde tabii yoğun mesaiyi az kazanıyorlar. Değerli daha fazla kazanmak üniversiteye gelmiş o üniversitedeki öğrenimine değer yaratmak istiyor. Onun üzerine yani birkaç bin liradan ziyade değil mi ya daha böyle 5-6 bin lira. Artık daha fazlası haklı olarak. Tabii haklı olarak da. Şimdi onların mesela ona dikkat ediyorum. O talebelerimiz bizim talebi bizden hiç kesilmiyor. Evet. Yani ders bitiyor odamda geliyorlar hocam şu nasıl olacak hocam bu nasıl olacak ve bir konu verdiğimde sonuna kadar gidiyorlar. Hatta stajda bazı öğrencilerime diyorum bakın yani özellikle böyle çok keskin, çok böyle gerçekten hızlı kariyer noktasında ilerlemek isteyen öğrencilere. Bakın oğlum diyorum kulaklarına kar suyu kaçırıyorum. Bak patronlar sizi sanayici işte üstadlar sizi bir şekilde gözlemliyorlar. Orada canınızı dişinize takın. Takın. Çalışın. Yapabildiğinizin en iyisini yapın. Yapın. Çünkü orası sizin yarın istihdam kapınız olacak. Kapınız olacak evet. Hocam işte Sevide Hanım bu dil problemini çözememiş olan arkadaşlarımızı da mezunlarımızı da uluslararası ticarette lojistik alanda evet. Gümrük müşavirliği alanında bu konularda yönlendiriyoruz. Tabii bunlar hep özel sektör kapsamında. Şimdi bazı talebelerimiz de şimdi herkesin kişiliği aynı değil. Daha böyle hani devlet memurluğu kıstasında bir şey olsun istiyorlar. Evet. Onlara da diyorum ki bakın mezuniyete binaen kırın dizinizi bir sene güzelce bir hazırlık yapın. Hazırlanın sınavınıza. KPSS sınavına girin. Sınavınıza. KPSS'de bir de KPSS grupları var biliyorsunuz. A grubu, mesleki sınavlar konusunda. Onlara da dedim güzelce hazırlanın. Özellikle bizim kamuda gümrük müsteşarlıktı şimdi genel müdürlük oldu. Gümrükler evet. Genel müdürlüğü. Şimdi onların bünyesinde kariyer meslekleri var. Meslek memurlukları var. Hemen nedir mesela? Gümrük muayene memurluğu, efendim gümrük tescil memurluğu, gümrük kontrolörlüğü, gümrük müfettişliği gibi kariyer meslekleri var. Evet. Ve siz özellikle KPSS'den sonra mülakata girdiğinizde zaten terminolojiye hakimsiniz. Temel uygulamalara da hakimsiniz. Ve emin olun mülakatlarda da geçersiniz diyorum. Ve tabii çetele tutmadım ama benim tedrisatta bizim bölümdekiler daha yeni işte bu bizim 11. bitti 12. yıllık. Benim akademik hayatımda 28 bitti 29. yıllık. Daha önceki çalıştığım üniversitelerdeki talebelerimden dolayı gözlemlerimin sonucu şu. Yani çetele tutmadım ama herhalde yönlendirdiğim bu şekilde bir 40'a yakın gümrük muayene memuru olmuş eski talebem var. Evet. Yani hatta bir tanesi bizim Aksaray Gümrük İdaresi'nde. Hatta burada gümrük idaresinde benim eski talebelerim var burada. Evet. Bunlar tabii daha bizim Konya Ticaret Karayiptay Üniversitesi'ne gelmezden önce devlette çalıştığım dönemde. Daha önceki bölümlerde. Ve çok enteresan Aksaray Gümrük İdaresi'ndeki eski talebem bana ulaştığında numaramı yine bir arkadaşından almış. O da bu arada gümrük muayene memuru. Vallahi hocam dedi aradı beni. Hocam hatırladın mı? İşte tanıttı kendini hatırladım.
Hatta ben hocam Aksaray'dayım şu anda, Aksaray Gümrüğü'ndeyim, çok güzel. Ya hocam bizi yönlendirdin dedi. Yani bu dedi, uluslararası zaman ticarete, işte gümrük konularına bizi yönlendirdin. Tabii ben devlet üniversitesinde çalıştığım dönemlerde işte gerek Sütçümam, Kahramanmaraş Sütçümam Üniversitesi'nde, gerek Niğde Üniversitesi'nde, gerek Aksaray Üniversitesi'nde, eski çalıştığım devlet üniversiteleri. Şimdi burada tabii hazırlık, İngilizce hazırlık bölümleri olmadığı için ben o dönemki gençleri mecburen lojistik ve gümrük konularına odakladım. İyi de etmişiz. Ciddi sayıda işte gümrük meslek memurları talebelerimiz çıkmış. Ha, buraya da geldiğimde, Konya Ticaret Karatay Üniversitesi'ne de geldiğimde de hakikaten tabii bu arada bir de nesil de evrildi. Tabii çok dile, şey değişti artık. Tabii dile yatkın olan gençlerimiz de geldi. Yani Sevil Hanım çok ciddi sayıda hem özel sektörde hem de kamu sektöründe hem de uluslararası ticaret lojistik hususu, düzeltiyorum, uluslararası ticaret gümrük konularında da ciddi istihdamlara vesile olduk. Vesile olduk. İnsan gücümüzün olmaya devam ediyoruz. Evet, yetişmesine bir anlamda vesile olduk. Mutluyuz yani. Çünkü nereye gidersek gideyim, yani ben şahsım olarak çok gezerim, çok seyahat ederim. İnanın çok seyahat ederim. Kesinlikle nereye gidersem gideyim, bizi tanıyan, daha doğrusu ya bizden kurs almış, bu arada sadece şeyde değil, üniversitedeki öğrencilik ve öğretim durumunda değil. Ben çeşitli meslek odalarının, mesleki birimlerin uluslararası ticaret, ihracat, ithalat konusunda meslek kurslarını da veriyorum. Oradan dolayı da belki öğrencilerim, mezun ettiğim öğrencilerimden daha fazla kursiyerlerim de var. Kursiyerlerimiz de var. Ve, bir avantaj bu da. Tabii. Ve bunların tamamını böyle tesadüf ettiğimizde güzel güzel yerlerde görüyoruz. Çok güzel kariyer anlamında, istihdam noktasında güzel noktalar, daha doğrusu güzel pozisyonlar yakalamışlar. Hepsi mesleklerini edinmiş. Tabii. Bir noktaya gelmişler, evet. Bir yerde başarmışlar. Ve karşılaştığınız anda işte gözünüzdeki ışığa, gözünüzdeki mutluluğa, o yaşamda hiç eksiltmediğiniz özünüze her seferinde bir madalyon takılıyor, değil mi? Ya yani şöyle, şimdi bu bir bayrak yarışı. Bayrak yarışı. Bu evet. Bayrak yarışı. Yani şimdi biz vitesi beşlemişiz. 50'li yaşlara gelmişiz. Tamam mı? Yani kimse ilmiyle mezara gitme hakkı yok. Kimsenin ilmiyle mezara gitme hakkı yok. Şimdi öncelikle bu ülkemizin, bu milletimizin, güzel devletimizin, milletimizin hakkı için bu bayrak yarışını yüksek performansla götürmek zorundayız. Yani şimdi biz ecel gelip bu ömrü tamamladıktan sonra işte amiyana tabirle öküz öldü, ortaklık bozuldu deme şansımız yok. Evet. Çünkü bizden sonrakilere en iyi şartlarda hem nitelik hem nicelik olarak burayı teslim etmek zorundayız. Etmek gerekiyor. Burayı teslim etmek zorundayız. Yani işte organize sanayinde gördüğünüz fabrikaların hiçbiri onları kuranların ya da sahiplerine kalmayacak. Değil, evet. O da bir sonraki nesle teslim edecek, o bir sonraki nesle teslim edecek ve bunu sürdürülebilir yüksek performanslarda yine yüksek değer yaratacak şekilde. Evet, bu toprakların hepsi. Hem bu toprakların sürdürülebilmesi için bizim odaklanmamız gereken konu evlatlarımız. Evlatlarımız. Ve bu idrakı da verdikten sonra gerek yani personel olarak çalışsın, İsterse babasından, ailesinden devraldığı o şirketi, fabrikayı yönetsin, daha büyütme, yönetme noktasında olsun. Biz bütün ilmimizi, tecrübemizi bu gençlere vermek zorundayız. İşte. Ve çünkü bu skala böyle atlanacak. Evet. Bunun başka çözümü yok. Evet. Bugüne kadar her şeyden önce bu inanç ve inanışla, evet, doğruyla buralara kadar geldik. Daha iyilerini başarmak da yine bu inanç ve İnşallah. İnanışın devamıyla olacaktır. Hani bir taraftan dijital dünyadayız, modern teknik geliştiği dünyadayız ama biz bu duyuları ve bu duyuların getirdiği duyguları kaybetmeden ilerliyoruz. Evet. Yani Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi de bu. Modern çağın tüm getirilerini, tüm altını, tüm verilerini bir taraftan sürdürürken bir taraftan da işte bu özümüzden olan, evet, bizden olan vazgeçemeyeceğimiz değerleri birlikte hem aktarıyor hem de aktarmaya devam ediyor, evet, oluşu. Şimdi ben diğer soruma, konu başlığıma geçeceğim tabii, ama tabii, geçin, rahat arkadaşlar bize bir reklam arası dediler galiba sevgili yönetmenimden. Tamam. Oradan küçük arada bir çayda tazelerim. Evet, park geldi efendim. O aradan hemen sonra o zaman ben, tamam, konu başlıklarıma devam etmek istiyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, Türkiye
Türkiye'nin Yükselen Yıldızı Kanal 42 ekranlarında. İşte siz programımızda bu hafta çok kıymetli bir konuğumuzu sizlerle birlikte olmaya ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz efendim. Kısa bir reklam aramız var. Reklam aramızdan hemen sonra biz buradayız. Sizler de orada kalın lütfen efendim. Tekrar buluşmak üzere. Tekrar iyi akşamlar kıymetli izleyicilerimiz. Programımızın ikinci bölümünde işte sizde yine sizlerle birlikteyiz efendim. Kısa reklam arasından sonra sizlerle yeniden sağlıkla buluşmanın mutluluğunda ve keyfindeyiz. Yine yeniden konuğumuzu sizlere tanıtmak istiyorum efendim. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Murat Canıtest konuğumuz. İzlediğiniz gibi canlı yayında stüdyomuzda sizlere seslenmeye, kıymetli konuğumuzla kıymetli konuları konuşmaya, sevgili öğrencilerimizin değerlerini, hayatlarındaki dönüşüm noktalarını, üniversite tercihlerini ve onların bu hayat yolculuğundaki başarı hikayelerini, nasıl olabileceğini, bununla ilgili kıymetli bilgileri almaya ve aktarmaya devam ediyoruz. Efendim tekrar merhabalar kıymetli hocam. Evet, İkinci konu başlığımda kalmıştık. Ben hemen onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Sevgili izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Buyurun. Karatay Ticaret Odası, Karatay Üniversitemiz, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünün Türkiye'deki diğer üniversitelerin ilgili bölümlerinden farklı kılan nedir efendim? Biraz bahsettik aslında ama çok daha özel ve özenli yanlarınız var. Onları da değinmek istiyorum. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Bizim farklı kılınan birinci husus bizim biliyorsunuz Konya Ticaret Odası tarafından kuruldu. Evet. İhtiyaca binaen kuruldu. Yani birinci en farklı noktası bu diyebiliriz. İkincisi bizim akademik kadro, şahsım başta olmak üzere, akademik kadronun tamamına yakın büyük çoğunluğun uygulamanın içinden geldi. Geldi demiştim. Evet, ilk yani bölümde de bahsettik. Meslek derslerini veren şahsım olsun, Yaman Koç hocamız olsun, daha önce eskiden asistanlarımızdı Fatih Bey, Mehmet Akif Bey. Bunlar bizim BÜSAN'da organize sanayi bölgesinde fabrikalar uluslararası ticaret, dış ticaret bölümlerinde çalışırken tabiri caizse devşirdim aldım ben bunları. Evet. Bunları devşirdim aldım. Hem akademik performans noktasında, kapasite noktasında çok iyi bir durumları vardı. Hem de uygulamanın içindeydiler. Ben bu bölümü kurarken zaten şahsım da uygulamanın içinden geldiğim için ilk akademik kadroları hep uygulamadan aldım geldim. Hep uygulamadan aldım geldim. Bu sebeple bizdeki kadro uygulamaya adapte olmuş. Sadece teorik, kavramsal bilgileri, detayları öğrenim hayatında vermeyen, aksine o kavramsal detayları, teoriyi uygulamayla birleştirmiş, adeta çırak kalfa usta yaklaşımıyla bir tetrisat uygulama, tedrisat sistemi geliştirdik. Yani bir anlamda diyebilirsiniz bu bizim Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi'nin ta Karatay Medresesi özlerinden gelen bir farklılıkla diğer üniversitelerdeki söz konusu aynı bölümde farklı diyebileceğimiz, vurgulayabileceğimiz başta gelen özellikleri. Tabi bu arada ben diğer üniversitelerin uluslararası ticaret, lojistik ya da ilgili bölümleri de yani menfidir falan da öyle bir şey demek istemiyorum. Tabii ki değil. Aklınıza. Biz farklılıklarımızı fark ettirmeye çalışıyoruz. Farklılıklarımız var çünkü. Ya bizim buradaki işte iki temel fark akademik kadro uygulama adaptasyonlu uygulamanın içinden gelme. Artık Konya Ticaret Odası'nın zaten bir üniversitesi, bir bölümü. Temel farkımız bu. Tabii diğer üniversitelerde gerek devlet olsun gerek vakıf olsun. Yani şunu söyleyeyim. Sadece Konya için söylemiyorum. Bakın Konya'da şimdi 5 üniversitemiz var değil mi? Evet. 6 mı oldu? 6. Sanırım 6. 6 oldu herhalde.
yani bölüm için işte Necmettin Erbakan, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda Tarım. Şimdi burada da uluslararası ticaret bölümleri var. Evet. Ama şunu bir anlamda gururla söyleyebilirim. İlk. Biz hem ilkiz hem de meslek hocası anlamında tek bölümüz. Evet. Bu bizim özlediğimiz, sizlerin, hocalarımızın, kıymetlilerimizin, değerlilerimizin ve üniversiteyi var edenlerin temel taşında hayal ettiği şey. Ülkenin hayal ettiği şeydi. Tabii. Bu iki temel nokta. Evet. Bizim her şeyden önce teorik bilgiye ihtiyacımız var. İşin ilmini öğreneceğiz ama hep hasret kaldığımız şey uygulama ve pratik. Hala konuşuyor olduğumuz, hala da birçok konuda, birçok alanda eksik kaldığımız ve eşleştirmek için de neredeyse dualarla temenni ettiğimiz. Sevil Hanım, şimdi keşke lisede olsun dediğimiz şey bu. Şimdi bizim atasözlerimize ben çok itibar ederim. Evet. Şimdi hani bir atasözümüz vardır ya, aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Lafa bakılmaz. Evet. Yani şimdi tamam, çok güzel öğretiyoruz, anlatıyoruz, kitap da böyle yazıyor diyoruz ama şimdi kalk uygula kardeşim. Yok. Yani şimdi nasıl bir tıp doktoru, bir veteriner hekim, bir diş hekimi işte talebesini anlattığını işte laboratuvarda ya da muayenehanede hastanesinde gösteriyorsa, bizim de adeta çırak kalfa usta yaklaşımıyla bu boyuta geçmemiz lazım. Bakın benim ta 2012'lerde 2011'lerde adeta bir slogan gibi çeşitli toplantılarda işte arkadaşlarımıza falan söylediğim bir laf vardı. Biz bugünün hocaları, düzeltiyorum. Biz bugünün okullarında dünün hocaları yarının talebelerini yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani şimdi okullar bugünün okulları, hocalar dünün hocaları, talebeler yarının talebeleri. Gelecek. Yani şimdi işte nasıl olacak falan dendiğinde, bakın mesela şu pandemi sürecinde. Evet. Pandemi sürecinde Türkiye'de en hızlı pandemi sürecine öğretim noktasında refleks veren, aksiyon alan, refleks veren birkaç üniversiteden biriyiz. Evet. Benim de merak ettiğim konulardan birisiydi bu. Evet, birkaç üniversiteden biriyiz. Niye biliyor musunuz? Çünkü üniversitede işte Uluslar Ticaret Lojistik Bölümünün kurucusuyum. Aynı zamanda KARSEM diye bir sürekli eğitim merkezimiz var bizim. Oranın da kurucusuyum. 2012'de KARSEM bünyesinde uzaktan, daha doğrusu internet üzerinden öğretim verme noktasında altyapıyı KARSEM olarak kurduk. Hı. Çünkü o zaman bazı kurs programlarımızı uzaktan verelim fikri ortaya çıktı. Bir yatırım yaptık. Bakın 2012'de daha ortada pandemi falan yok. Bir yatırım yaptık ve o yatırım daha öngörü. Sonra... Öngörü. Tabii öngörü. O yatırım daha sonra geliştirildi. Uzaktan eğitim sistemi halinde UZEM dediğimiz uzaktan eğitim merkezine dönüştürüldü. Hı hı. Ve tabi pandemide tabi çıkmasaydı, keşke çıkmasaydı. Öyle. Ama pandemi çıkınca biz inanın öyle hızlı refleks verdik ki bir haftada biz uzaktan eğitime geçtik internet üzerinde. Bu muhteşem ve, bir şey. Bakın bunu yanlış anlaşılmasın, devlet üniversiteleri 4-5 ayda zor geçti. Zor geçti. Çünkü altyapı hazır değildiniz. Kimse böyle bir şey beklediği yok. Aynen. Koca bir boşluk oluştu arada. Vakıf üniversitelerin bile birkaç istisnası hariç bu performansı gösteremedi. Kesinlikle. Yani bizim hani farkları maalesef soruyorsunuz ya. Hı hı. Yani tabii işte temelinde tüccarların, sanayicilerin olduğu. Yani tabii bu arada Cennet Mekan Abdülhamit Han'ın işte Konya'ya kurmuş olduğu sanayi mektebiyle bir maya çalmış. Evet. O maya Konya'da çok muazzam bir verim, bir... toplanma noktası getirdi. Yani sanayi konusunda, tüccarlık noktasında. Şimdi tabii bu Konya Ticaret Odası'nın üniversite hizmetini de öncelikle Konya'nın sanayisine, insanına, ticaretine, hizmetine sunması. Tabii biz hızlı bir refleks verebiliyoruz. Öngörülerimiz daha keskin, daha keskin. Tabii vakıf üniversitesi olmasının da bazı avantajları da var. Yani daha esneksiniz. Bu esneklikler, bu avantajlar hepsi bir arada kullanıldığında biz bir anlamda belki fark olarak düşünülebilir. Pandemi olayına çok hızlı adapte olduk, uyum sağladık ve bir hafta içerisinde uzaktan eğitime geçtik. Hemen dönüştük. Evet. Elhamdülillah. İşte bu da mesela sormak istediğim konu başlıklarından bir tanesiydi. Evet. Belki umarız en kısa zamanda tamamlansın. Tabii. Umarız keşke hiç yaşanmamış olsaydı ama umarız ki sağlıklı günlerde yine yüz yüze, göz göze, İnşallah. Gönül gönüle tabii. Hem birlikteliklerimiz hem eğitimlerimiz başlasın ama ola ki bir durumda yine bunun da üstünde hazırlıklarınız var diye biliyorum ben. Kamera arkasındaki sohbetlerimizden.
zaten hazırdınız. Bir haftalık kısa bir sürede bu hazırlıklarla geçiş dönemini hemen atlattınız. Evet. Ve olasılıklara da hazırsınız değil mi? Belki daha fazlasına teknik olarak, teknik altyapı olarak hazırsınız. Tabii ya, bakın mesela yine pandemi sürecinde üniversitelerin tabii YÖK'ün bazı yerlerde ihtiyari bıraktı, esnek davrandı. Üniversiteler uzaktan eğitim yaptı tamamen. Biz onu da hibrit bir yöntemle, yine bizim rektörlüğümüzün, mütevellinin, Konya Ticaret Odası'nın aldığı bir kararla bir hibrit yöntem, öğretimde hibrit yöntem geliştirdik. İsteyen öğrenci ihtiyari tabii, sınıflara geldi. Biz sistemleri, UZEM sisteminin işte kamerasını diye ilgili donanımları sınıfa kurduk. Hoca olarak biz gene dersimizi sınıfta anlattık. Diyelim ki 50 öğrencimiz varsa 50 öğrencinin ortalama 15 civarı sınıfa geldi, sınıfta dersi dinledi. Gelmek istemeyenler, çünkü pandemik, yani kimseyi zorlayamazsınız. Sağlık bu, çünkü her şeyin başı sağlık. Sağlık olmasa diğerlere bir anlam ifade etmiyor. Diğer öğrencilerimiz UZEM sistemi üzerinden dinlediler. Dinleyemediyse zaten sistem kaydediyor. Tekrarını alabiliyor. Dinliyor. Anlamadığı yerde tekrar başa sarıyor, dinliyor. Böyle hani pandeminin de bir anlamda bizim öğretim sistemimize getirdiği böyle bir hani yarı dijital, yarı yine sınıf ortamında böyle bir hibrit, böyle tez, antitez, sentez gibi bir farklı bir sonra hani ortaya bir farklı bir sonuç da çıktı. Ha, öğrencilerimizin de genel memnuniyet hali yüksek. Fakat şunun da demekte fayda var. Yani tamam, dünya dijitalleşiyor, işte internet dünyası, dijital dünya önümüze kondu. Fakat insan fıtratına da aykırı olmaması gerekiyor. Evet. Yani şimdi biliyorsunuz biz tabi Karatay Medresesi'nin de bir devamıyız. Şimdi medrese dönemin üniversiteleri. Tabi orada hocasından, medreselerde talebeler çoğunlukla yatılı kalıyorlar. Ve hocasından sadece dershane ya da derslik olan kullanılan birim dışında bir öğretim almıyor. Yani hem eğitim devam ediyor, hem öğretim devam ediyor, hem terbiye devam ediyor. Yani yaşamın toplamı, yaşamın tamamı. Tamamı, evet. Biz bunun özünü kaybetmeden, insan fıtratına aykırı olacak faktörleri temizleyerekten bunu biz çok şükür adapte ettik. Yani işte Karatay hibrit modeli bu pandemi sürecinde. Ama tabii temennimiz pandemi bir an önce biter. Bitsin. Biz öğrencilerimize tabii yine böyle yüz yüze, gözlerin içine bakarak da. Çünkü bizim de öğretimde sınıfa girdiğiniz dersi anlatıyorsunuz. Ben talebenin olayı kavrayıp kavramadığını gözlerine bakınca anlıyorum. Anlayabiliyoruz, evet. Gözlerine bakınca. Tabii şimdi dijital ortamda çocuğun gözüne bakamıyorsun, evet. Görmüyorsun. Gerçek iletişimi kuramıyorsun. Kuramıyorsunuz. Tamam, ben anlatıyorum da karşı taraf ne kadar anlıyor? Ya da benim seviyeyi düşürmem mi gerekiyor? Ya da başka bir yaklaşımla mı izah etmem gerekiyor? Ben bunu ancak talebeden alacağım feedbackle, geri beslemeyle karar verebilirim. Bize en büyük sıkıntı oldu. Ama elhamdülillah, yani pandemi şartlarına rağmen belki dijital en iyi yaşanlardan birisi. Evet, en iyi performansla bu süreci yürüttük ve öğretimimizde hiç kesmedik çok şükür. Şimdi Konya Ticaret Odası, evet. isminde bir ticaret var ama evet. Ticaretin, evet, ticaret kısmındasınız üniversite, evet. olarak, ama bununla birlikte aldığınızı, kazandığınızı ve oradan gelenleri yine eğitime, evet. Ve Ruslar. Ona olan ihtiyaçları aktarıyorsunuz. Evet. Böyle güzel bir yanınız var. O nedenle ben burslar ve kontenjanları da sormak istiyorum. Tabii, Kıymetli Hocam. Tabii. Şöyle genel olarak söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de, hatta geçen seneydi ya da ondan önceki seneydi, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir eleştirisi ya da ikazı oldu vakıf üniversitelerine, hatırlarsanız bir konuşmasında. Hani vakıf üniversitelerinin vakıf mantığı çerçevesinde gelirlerini kazanması ve gelirlerini aynı şekilde harcaması noktasında. Belki bu vakıf üniversiteleri içerisinde vakıf mantığıyla hareket eden ve yine vakıf mantığıyla elde ettiği gelirleri yine ilgili burslu öğrencilere yansıtma, onları destekleme noktasında belki en iyi birkaç vakıf üniversitesinden biriyiz. Yani bir şekilde tabii bizim tek gelirimiz burslu olmayan talebelerden elde edilen okul geliri, okul ücretleri. Tabii zaman zaman, tabii o detayları ben bilmiyorum ama Konya Ticaret Odamızın da sadece manevi desteği değil, maddi destekleri de tabii onların da oluyor. Buradan teşekkür ediyoruz kendilerine de. işte gerek üyelerimizden, bugün Konya Ticaret Odası'nın 23 bin bildiğim kadarıyla üyesi var.
İşte o üyelerin dolaylı destekleri, gerek üniversite öğrencilerinden, burslu olmayan öğrencilerden gelen gelirleri biz yine geleceğin bizim yani istikbalimiz olan, geleceğimiz olan talebelerimize bir şekilde doğrudan ya da dolaylı bunları yansıtıyoruz. Mesela bu yıl yeni başladı. Eğer talebe ilk 100 bine girmişse, üniversite imtihanında ilk 100 bine girmişse, bizde hangi bölümü tercih ederse etsin, ben uluslararası ticaret lojistik için söylemiyorum sadece. Evet. Bizde hangi bölümü tercih ederse etsin, aylık 500 lira bir bursu var. Bursu. Yani %100 burslu geldi, zaten okula bir ücret ödemiyor. Aylık 500 lira da ilk 100 binden gelen için. Evet. Bir böyle bir ücret veriyoruz. Tabii ilk 1000'den 3000'den gelenlere de 2500 liraya kadar gelen aylık bir burslar veriliyor. Zaten okul ücretsiz. Yani onun rakamlarını tam hatırlamıyorum. İlk 3000'den ilk 1000'den gelen 2500, ondan sonraki 1000'den gelen 2000 gibi böyle bir derecelendirme sistemiyle ayrıca böyle bir bursumuz da var. Tabii %50 bursluluk durumlarımız var. Tabii bazı bölümlerde de ücretli kısımlar var. Ben özellikle kendi bölümüm için söylersem, Uluslararası Ticaret Lojistik İngilizce bu sene 20 talep alacağız Allah'ın izniyle. Tamamı burslu. Evet. Bakın bu sene gelecek 20 talebemizin hiçbiri annesi, babası, kendisi bir kuruş ödemeyecek. Ödemeyecek. Evet. Muhteşem bir şey. Üstelik ilk 100 binden gelirse aylık 500 lira da para vereceğiz. Üstüne de evet. Harçlığını vereceğiz. Harçlığını vereceğiz. Tamam, harçlığını vereceğiz. Türkçe programda şöyle, Türkçe bölümümüzde %100 burslu kontenjanımız 10 kişi. Hı hı. 25 kişi %50 burslu. Evet. 5 kişi de ücretli. Allah nasip ederse alacağız. Evet. Tabii bunun yanında başarı bursları var. Tercih noktasında ilk tercihe bizim bölümü koymuşsa oradan burslar var. Yani işte %10'lar gibi, 15'ler gibi. Özellikle bu husustaki detayları veliler ve talebelerimiz, potansiyel talebelerimiz gerek telefonla, gerek WhatsApp'tan, evet, gerek de Karatay Üniversitemizin sosyal tesislerin altında bir danışma şeklinde arkadaşlarımız, asistanlarımız ve diğer hocalarımız orada görevli. Gelip anneleriyle, velileriyle beraber, babalarıyla beraber gelip orada bu burs detaylarını da rahatlıkla dinleyebilirler. Öğrenebilir. Yani Konya Ticaret Odası üyelerine yönelik bir indirim var. Başarı bursu var. Bir de bizdeki burslar da kesilmiyor da. Yani bir sene okulu uzattı ya da işte dersten başarısız oldu diyelim. Kesilmiyor. Biz sadece fazladan ekstra bir sene uzatmaması kaydıyla o burslar öğrenim hayatı boyunca da devam ediyor. Devam ediyor. Evet. Muhteşem bir şey. Evet. Çok teşekkür ederiz bu konuda da. Bereketiniz bol olsun diye temenni ederiz biz de. Burada bizlerle birlikte olan sevgili izleyicilerimizin de mutlu olduğu bu güzel haberin, evet, karşılığında şöyle de bir şey rica ederiz efendim. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitemizde kazandığını paylaşma özelliğini hep birlikte dinledik. Paylaştıkça çoğaldığına inanan bir inancın sistemiyle devam ediyorlar. O yüzden de biz de maddi manevi katkılarımızı, desteklerimizi esirgemeyelim diye buradan bizi duyan, şu anda bizi izleyen ve daha sonra izleyecek olan tüm izleyicilerimizden rica ederiz. Çünkü buradaki yatırım bugün tohum olarak atacağımız, tabii, geleceğin çınarlarına, bu vatana emanet edeceğimiz sevgili öğrencilerimize dönüşecek. İnşallah. Biz de bunun gönül rahatlığındayız. Kıymetli hocam, pandemi sürecini değerlendirdik. Benim konu başlıklarımdan programımızın sonuna doğru size aktarmak istediğimdi. Siz yine çok güzel bir şekilde kıymetli verileri, kıymetli bilgileri aktardınız. Şimdi uygulama ve staj olanakları nelerdir, nasıldır diye bir konu başlığım vardı. Aslında bir ilk bölümde bundan, evet, bahsettik ama bunun ayrıntıları var. Yani söylediğiniz gibi her şeyden önce bir sanayi memleketindeyiz. Tabii. Konya kocaman bir sanayiye sahip elhamdülillah. Bu da bizim onur kaynağımız. Tabii. Biz de işsiz programını çekerken genelde iş dünyasını ya da benzer bilgileri ve bilgilendirmeleri aktarıyoruz. Çoğunlukla da sanayi bölgesinde oluyoruz. Gördüğümüz zaman onur duyuyoruz. Şöyle bir kanatlarımız açılıyor. Hatta ben şöyle bir temennide bulunuyorum. Diyorum ki geldik Hazreti Mevlana'ya, Hazreti Şems'i, manevi değerleri ziyaret ettik.
tarihi bölgeleri ziyaret ettik vesaire tamamladık. Bu güzel turizmin arkasından bizde bir de sanayi turizmi olması gerekiyor. Gelenlerimizin ilgi alanı olan olmayan herkesin Konya sanayisini bir görmesi gerekiyor. Evet. Yerleşimimiz alanımız kadar neredeyse sanayi bölgemiz ve bölgelerimiz var muhteşem. Bununla da biz de hem Konya adına hem ülke adına gerçekten onur duyuyoruz. Böyle bir şansa sahibiz. Evet. Konya'da olmakla gelecek öğrencilerimiz de böyle bir şansa sahip olacak. Biraz daha bu konuya değinebilir miyiz lütfen? Tabii şimdi şöyle özellikle Konya tabii biraz evvel işte Cennet Mekan Abdülhamit Han'a referans verdik. Evet. Sanayi Mektebi'nin kurulmasıyla birlikte zaten Konya Ticaret Odası da Türkiye'de tabii Osmanlı dönemini kastederek söylüyorum. Türkiye'deki en eski birkaç ticaret odasından biri. Evet. Birkaç ticaret odasından biri. Ve Abdülhamit Han'ın da sadece İstanbul'a ya da Balkanlara değil Anadolu'da ciddi işte sanayi mektepleri girişimleri olmuş, kurmuş. Onlardan biri de Konya. Hı hı. Zaten hani mesela Hoca Nasreddin'in hani meşhur bir kıssası vardır ya Akşehir'de hani göle yoğurt çalma yoğurt kıssası. Evet. Yani tabii Hoca Nasreddin onu fıkra gibi anlatıyorlar ama. Ama işin bir aslında, hikmeti tabii, var. Ya işin tabii hikmeti var. Bu bir kıssa. Şimdi tabii göl yoğurt tutmaz. Hani o kıssada da bu yoğurt tutarsa ya bir göl dorusu değil mi? Ya tutarsa bir göl dorusu yoğurt. Yeye bitmez diyor değil mi Hoca Nasreddin? Şimdi burada Maya tabii sanayi mektebiyle atılmış. Yani sürdürülebilir nitelikte atılan ilk Maya da bunu ahilik teşkilatlarına kadar, ahilere kadar götürülebilir. Evet. Osmanlı'daki lonca teşkilatlarına kadar götürülebilir. Ama esas yakın zamanımız yani bugün Konya'yı Konya yapan yakın zamanımızı etkileyen faktör Cennet Mekan Abdülhamit Han'ın kurmuş olduğu sanayi mektebi. Tabii oradan yetişen sanayicilerimizin yani bunlar küçük atölyeler tarzında olsa dahi bugün işte bakıyorsunuz 11 binden fazla fabrika, 2000'e yakın ihracatçı firma. Artı ürün çeşitliliği. Bakın şimdi Türkiye'nin ihracata dönük ürün çeşitliliğinde tabii doğal olarak İstanbul, Bursa o bölge ürün çeşitliliğinde öne çıkar. Gerçekten de öyledir. Fakat tabii oranın lojistik anlamında olsun, bulunduğu toplanma, işletmelerin toplanma, kümelenme niteliği açısından da bakarsanız zaten 5-0 önde başlıyor. Ama şimdi siz Anadolu'da Konya'ya doğru geldiğinizde işte Kayseri gibi sanayileşmiş illere dikkate alırsanız ürün çeşitliliği bazında Konya bir numara. Bakın yani İstanbul bölgesinden sonra Konya bir numara. Evet. Şimdi bu ürün çeşitliliği hem ihracata yönelik ürün çeşitliliğini de etkiliyor. Bakın yani şimdi son 12 aylık ihracatımız Türkiye'nin son 12 aylık ihracatı yaklaşık 202 milyar doları buldu. Evet. Bakın 202 milyar doları buldu. Hatta pandemi başladığında millet öldük bittik böyle bir panik havası oldu. Ben biraz hani Konya'nın tabiriyle şu bir gupluzca bir laf edeyim. Ben dedim ki birçok arkadaşa hatta sanayici arkadaşlara da bakın bu pandemi bizim lehimize gelişecek. Bizim lehimize gelişecek bu pandemi. İşte bir öngörü daha. Tabii tabii pandemi bizim lehimize gelişecek dedi ve şu anda yani ihracatımız 200 milyar doları geçti. 202 milyar dolar civarına geldi. Sevindirici. Özelde tabii Konya'nın ihracatı net şu rakamı vermek zor. Şöyle zor. Şimdi Konya gümrük Konya'nın ihracatı sadece Konya Gümrük İdaresi'nden çıkmıyor. Yani Mersin Gümrük İdaresi'nden çıkan var, İstanbul'dan çıkan var. Mesela otomotiv grubu büyük miktarda İstanbul bölgesinden çıkıyor. Ki bizim en büyük ihraç kalemlerimizden biri de otomotiv grubu. Otomotiv, evet. Tabii otomotiv grubu. İşte full konteyner bazında, full truck, full kamyon bazında yapılan ihracatların önemli bir kısmı Konya Gümrük İdaresi'nden yapılıyor ama belki bir o kadar da Mersin Gümrük İdaresi'nden, İstanbul'daki, efendim Marmara'daki limanlardan, hatta İzmir'deki limandan dahi çıkışlar var. Evet. Şimdi bu anlamda belki elimde net rakam yok. Benim tahminim Konya'nın bütün, Konya Gümrük İdaresi ve diğer Konya'daki 2000'e yakın ihracatçı firmanın yapmış olduğu ihracat rakamı 5-5,5 milyar doları buldu. Bakın 5-5,5 milyar doları buldu. Konya'nın ithalatı 2 milyar doların altında. Konya için söylüyorum. İthalatı 2 milyar doların altında. İhracat 5 milyar doların üzerinde. Şimdi basit bir matematik bu. Şimdi 3 milyar dolar Konya'da kaldı. Konya'da kaldı.
Şimdi bakın 3 milyar dolardan bahsediyorum. Bu deli bir para. Evet. Şimdi 3 milyar dolar Konya'da kaldı. Bu Konya'da kalınca tabii yani şimdi bakın ülkede bir ne oluyor? Bir gelgit oluyor, bir türbülans oluyor ekonomik anlamda olsun bir şey olduğunda. Mesela Konya bununla en az etkileniyor. Evet. Şimdi işsizlik rakamlarına bakın. İllerin işsizlik rakamına bakın. En az minimum işsizlik rakamı nerede biliyor musunuz? Konya'da. Çünkü elhamdülillah çalışan 11 bin fabrika var. Fabrika var işte onlara da 2 bin ihracatçı istihdam... firma var. Evet. Şimdi bu 2 bin ihracatçı firma bunlar doğrudan ihracatı yapanlar. Ama yani daha geçen hafta sanayiye şu bizim eski Zafer Sanayi. Evet. Ki oradaki gelirse küçük firmalar biliyorsunuz. Evet. Tornacıların yoğunlaştığı yerde bir işim oldu, bir yolum düştü. Şu o blokta genellikle çalışanlar, o talaşlı üretim yapanlar ya da torna tevsiye işleri yapan küçük atölyeler. Şöyle bir göz gezdirdim. Bakın harıl harıl çalışıyorlar maşallah. Çok güzel. Harıl harıl çalışıyorlar. Maşallah. Ve çok muhtemel ki hatta birine de girdim, bir muhabbet de ettim. Şey üretiyor. Kamyon yakıt enjeksiyonu üretiyor. Dedim abi bunu hayırdır işte valla bir ihracatçı firma üretiyorum gene Konya'da dedi. Ondan sonra şimdi sanayinin çakları burada pandemiden önce de ya da pandemiyle birlikte de daha da arttı. Daha da arttı. Ve dediğim gibi yaratılan parasal anlamda söylüyorum. Yaratılan kıymet de zaten Konya'da kalıyor. Evet. Çünkü dedim ya 3 milyar dolara yakın gider burada yaratılan bir değer var. Ve 3 milyar dolar bizim sanayicimizin, tüccarımızın kasasında, cebinde. Yani o da gidip de şimdi bizim Konya'nın sanayicisi götürüp de bunu İsviçre'deki bankalarda falan zaten değerlendirmiyor elhamdülillah. Yani ya büyüyecek, genişleyecek, istihdamını artıracak, işe gelecek insanı. Öğrencilerin altyapısını evet. hazırlayacak. Ya da bir ailenin fazladan evine ekmek götürmesine vesile olacak. Aynen. Yani şimdi bizim sanayicimizin en büyük belki hani tabiri caizse şimdi hani heykeli dikilmesi lazım denilen diye bir laf İnsanlarımız var ya. İnsanlarımız var. Aynen. Yani şimdi ben karar mekanizmasında olsam Atatürk heykellerinin yanına büyük sanayicilerin heykellerini de dikerim. Yani evet, çünkü onların da başarıları. Tabii çünkü. Çok büyük risk alıyorsunuz. Evet. Yani şimdi yatırımcı oluyorsunuz, sanayici oluyorsunuz. Şimdi tabii bu Konya'daki gerek üretim anlamındaki altyapı ve bunun çarkların elhamdülillah dönmesi, yaratılan değerin de yine Konya'nın kendi sanayisini geliştirmesi, insanına döndürmesi, insanına yatırım yapması. Burada belki Anadolu'da, eskiden Anadolu kaplanları vardı ya. Evet. İşte Anadolu'nun belki diyebileceğim en büyük, ister aslanı değil, ister kaplanı değil, en büyük gücü bu mantık. Bu mantık. Bu mantık. Yani ben bu noktada Konya'yla gurur duyuyorum. Evet. Ve tabii Anadolu'daki genellikle zaten sanayinin yapısı da budur. Yani mesela Kayseri'de kendi çapında sanayileşmiştir. Ama mesela Kayseri'deki ürün çeşitliliğini Konya kadar bulamazsınız. Evet. Konya kadar bulamazsınız. Ve günden güne de söylediğiniz gibi artıyor. Artıyor. Bir de ihracata çok hızlı adapte hızlı oldu. Adapte çok hızlı adapte oldu. Evet. Yetişen çok güzel kıymetli öğrencileri var evet, çünkü. Evet, yani. Bir tarafta gerçekten öyle. Çünkü en büyük eksikliğimiz insan kaynağıydı. Evet. Asıl ihtiyaç olan oydu. İşte orada büyürken, orada gelişirken, ihracata yönelik işler yaparken hemen tabii ki etrafınıza baktığınızda ilk ihtiyaç hissettiğiniz o alanda çalışacak kalifiye insan. Kaynak insan. Bunu da sağlayanlardan birisiniz. Ya, çok teşekkür ederiz. Yani, Konya adına da çok teşekkür ederiz. Konya sanayimiz adına da çok teşekkür evet. ederiz. Çok şükür. Yani Konya sanayisine ciddi anlamda ihracat, ithalat bölümlerinde çalışmakta olan personel desteği yapıyoruz. Yani evet. yetiştiriyoruz daha sonra. İnsan gücünü yetiştiriyoruz. Ayrıca sadece bizim bu normal akademik bazda lisans seviyesinde uluslararası ticaret lojistik öğretimimiz yok. Aynı zamanda bizim üniversitemizin bünyesinde KARSEM denilen bir birim var. Evet. Biraz evvel bahsettiğim. Meslek eğitim kurslarımız. Evet. KARSEM, Karatay Üniversitesi, KTÜ Karatay Üniversitesi sürekli eğitim merkezi. Oranın da acizane kurucusuyum 2010 yılında. Ve 2010'dan beri KARSEM'in de her yıl iki defa, biri güz döneminde, biri bahar döneminde ihracat, ithalat elemanı yetiştirme uzmanlık kurs programı var. Evet. Mesela oradan da yani sadece tabii oradaki gelen kursiyerler önemli bir kısmı sanayiden gelir, reel sektörden gelir. Bir kısmı işte
üniversiteyi bitirmiştir. Biraz evvel dedim ya, yani pratiğe yani ihtiyacı pratiğe vardır. Pratiğe dökmemiştir. Meslek kazanmamış. Üniversiteyi bitirmiş ama meslek kazanmamış. Yani bizim en büyük sıkıntı, bakın aslında Türkiye'de, Türkiye üzerinde söyleyeyim. Türkiye'de işsizlik diye bir sorun yok aslında. Evet. Bakın, Türkiye'de işsizlik diye bir sorun yok. Türkiye'de mesleksizlik problemi var. Evet. Temel sorumuz işte geç kaldığımız yerlerden birisi de bu demiştik yani ya az önce. Yani şimdi bu işte delikanlı başka üniversitelerde 4 yıl, 5 yıl okumuş, işte işletme okumuş, iktisat okumuş, bir şeyler okumuş. Evet. Ama hadi okul bitti, hadi bismillah de, yok. Yok. Ya ama yapabildiği bir şey de yok yani, çünkü bir şekilde bu çocuk... Oradaki öğretisi burayla eşleşmiyor. Ya temel başka soru bir yerle bu. De eşleşmiyor. Evet. Yani kusura bakmayın da başka yerle de eşleşmiyor. Yani maalesef. Hadi git bari bir firmada bir ön muhasebe yap. Ön muhasebe o da yok. Yani ha. Örnek veriyorum, işletmeyi bitirmiş. Ama tabii biz bu kurs programlarımızda, mesela Karsem'deki kurs programlarımızda bu eksiği telafi ediyoruz. Direkt uygulamaya göre kursları veriyoruz. Ve inanın 60 saattir, 6 haftalık 60 saatlik kurs programıdır. O 60 saatlik kurs programıyla en azından işte birazcık da yabancı dili varsa firmaların dış ticaret bölümünde ya ben en azından işte faturaydı, çekil listesiydi, işte efendim şunlarıydı, lojistik organizasyonuydu, kamyon konteyner organizasyonuydu, bunları yapabilirim diye bir özgüvenle gidip sanayi cevabımızı karşısına çıkıp iş isteyelim. İş isteyelim. Yani bu anlamda da katkı. Biliyorum var. Diyebiliyor ya. Yani. Tabii biliyorum diyebiliyor. Yani bilmem bu anlamda elhamdülillah yani bize de bir imkan da oldu, fırsat da oldu. Yani ilmimizle mezara gitmeme noktasında işte Konya Ticaret Karatay Üniversitesi vasıtasıyla hem böyle üniversite imtihanıyla gelen gençlerimize hem de zamanında hani böyle biraz eksik tercih yapmış ya da işte bir şekilde noksan kalmış, yetişme noktasında biraz geride kalmış gençlerimizi de Karsem birimiyle donatıp yine böyle istihdamımıza, sanayimize, reel sektöre bir şekilde arz ediyoruz. Onlar da sağ olsunlar yani bir şekilde İslam ediyorlar. Haklı yani, olarak tercih ediyorlar. Ediyorlar. Şimdi yine İslam noktasında bir şey söyleyeceğim. Mesela bana ayda 3-4 sanayici arkadaşımızdan, abimizden telefon gelir. Hocam benim acil dış ticaret personeline ihtiyacım var. İçine silen birini gönder. Gönder. Şimdi bir gün okulda ziyaretime gelirseniz bekliyorum. Da. İnşallah. Bir ilk fırsatı tabii ki, memnuniyetle. Şimdi benim hemen koltuğumun hemen arka tarafında Karadeniz'e gittiğimde hediyelik böyle bir hani fındık topladıkları sepet var ya, onun bir minyatürü var bende. Şimdi onun içi öğrencilerin mezun, yani işte geçen sene mezun olmuş, bu sene mezun olmuş öğrencilerin telefon numaralarıyla iletişim bilgileri, iletişim bilgileri var. Şimdi mesela en son bayramdan önceydi, yine çok acil bir tarım makine üreten firma için personel arayışında. Orada en tepedekiler, alttakiler giden sene mezun olanlar 2 yıl önce, üsttekiler de bu sene mezun olanlar filan. Hemen üsttekilerden 10-11 tane kağıda aldım. Şöyle bir seleksiyon yaptım. Telefonla aradım. İşte kızım, oğlum, işte selamünaleyküm, ne yaptınız? Ondan sonra inanın bakın herhalde bir 9-10 telefon açtım. Bir kızımız, vallahi hocam ben evlendim, baklandım, eşim çalışmamı istemiyor dedi. Tamam kızım, amenna, saygı duyarım, problem yok. Diğerlerini aradım. Hepsi bir yerde işe girmiş. Çok güzel. Bakın. Muhteşem bir haber. Hepsi bir yerde işe girmiş. Evet. Yani şimdi bizim gözlemlerimizle dayanaraktan söylüyorum. Yani mezun ettiklerimiz bir şekilde yine uluslararası ticaret, lojistik konusunda ekmeğini buluyor. Hem kendisine katkı sağlıyor hem de sağ olsun Konya sanayimize, genelde ülke ekonomimize bir değer yaratıyorlar, çok şükür. Çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Verdiğiniz bu kıymetli bilgiler ışığında o zaman biz de gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliyoruz. Bizi izleyen çok kıymetli izleyicilerimiz, Konya'dan, Türkiye'den ve dünyadan bizimle birlikte olan ve bu güzel yayında bu güzel bilgileri, o güzel zihinlerini alan kıymetli izleyicilerimiz, hep birlikte şu kararı verebiliriz. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitemizin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü başta olmak üzere diğer tüm bölümlerine de gönül rahatlığıyla yapabilirler. Ya da tercih yapabilmek için ya da tercih yapma adına sizlere tekrar ulaşabilirler. Tabii. Üniversitemize ulaşabilirler. Dijital ortamdan bilgiler alabilirler. Aynen, okula gelip de zaten görevlendirdiğimiz arkadaşlar. Bekliyoruz onları. Bekliyoruz tabii. Yani bu tercihin son gününe kadar buyursunlar, gelsinler. Evet, bugün başladık zaten. Tabii. Evet, rehberlik anlamında hizmet veren arkadaşlarımız da var orada. Yani sadece bölümleri tanıtmıyorlar. Tercih noktasında... Çünkü bu tercihin de bir matematiği var, bir mantığı var. O noktada rehberlik hizmeti veren arkadaşlarımız da bulunuyor.
Yani en azından gelirler bir çayımızı kahvemizi içerler. Yani tanışırız, tanış oluruz. Buyursunlar gelsinler lütfen. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli zamandan, kıymetli zamanınızdan yine çok kıymetlilere, sevgili öğrencilerimize çok kıymetli konularda ve çok kıymetli değerlerde bilgiler aktardınız. Öncelikle sağlığınıza duacıyız. Eyvallah. Sonralıkla güzel ömrünüze duacıyız efendim. Sağ olun, uzasın, uzadıkça başarılarınız İnşallah. Ve aktardığınız o ektiğiniz tohumlar, fidanlar artsın temennisindeyiz. Ayaklarınıza, gönlünüze, yüreğinize, dilinize sağlık diliyoruz kıymetli hocam. Bu arada doldu mu süre? Evet, tamamlıyoruz yavaş yavaş. Bizim sohbetimiz evet çok keyifli ve çok değerliydi. Sağ olun. Ama yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Tamam. Bu nedenle size ve sizin nezdinize hem bölümde emeği geçen tüm hocalarıma hem üniversitemizin tüm bölümlerindeki kıymetlilerimize, kıymetli eğitimcilerimize, tüm hocalarımıza ve emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi ki varsınız. Biz de sizler de iyi ki varsınız. Bizlere de teşekkür ediyoruz. Evet. Çok kıymetli izleyicilerimiz. Gördük, izledik, birlikte paylaştık. Bu haftaki konuğumuz, bugünkü konuğumuz canlı yayına stüdyolarımızda Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Murat Canıtezdi efendim. Kıymetlilerimize, sevgili emanetlerimize, çocuklarımıza en yakın konu olan üniversite tercihleriyle ilgili bilgi aldık, bilgi verdik, sizlere aktardık. Temennimiz odur ki en güzel şekilde tercihler yapılsın. Gönüllerin mutmain olacağı, çocuklarımızın mutlu olacağı, başarılarının, yaşam öykülerinin yaşanacağı tercihlerle yaşamları başlasın, üniversite hayatları başlasın diye temenni ve dualarla birlikte efendim bu güzel akşamı, bu güzel programı, canlı yayınımızı tamamlıyoruz. Yeni programımızda yeniden buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın, hoşgörülü kalın.